Biraz da bugün siyasetten bahsedecek olursak, bilindiği gibi 31 Mart 2024, Mart'ın 2004'ünde Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta da yerel seçimler var. Yerel seçimlerde AK Parti CHP arasında geçmesini beklediğim, özellikle altını çiziyorum. MHP'nin de AK Parti ittifak olarak gelecek olmasını tahmin ederek söylüyorum. CHP lehine kıran kırana bir seçim yaşanacak. AK Parti adayları belli oldu. 3 aşağı 5 yukarı. Şu anda Zonguldak'ta mevcut belediye başkanı Ömer Selim Alan'ın dan başka bir adayın olmadığı açıklandı bugün basın toplantısında. Ömer Selim Alan ile gelecek olan bir seçimde eğer Ankara başka bir adayı çıkarmaz ise tahminim ki çıkaracağı da benzemiyor. Tabii ki son söz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek. Ömer Selim Alan tekrar 3 dönem olarak ifade ettiği Zonguldak Belediye Başkanlığı yarışında ikinci dönem belediye başkan adayı olarak AK Parti'den seçimler girecek. Tabii ki 5 senelik periyoda baktığımızda Sayın Ömer Selim Alan'ın başarılı olduğu kısımlar da var, başarısız olduğu kısımlar da var. Bu özellikle tabii ki CHP tabanında eleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partililer de ben Kanal D'de Sayın Osman Zaimoğlu, Merkez İlçe Başkanı'nda yayın aldığımda, hatta bugün de yaptığı basın açıklamalarında yani tek kelimeyle bir şans vermediklerini ifade ediyor. Bu defa AK Parti'den seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni alacağını, çıkaracakları adayın Zonguldak'ın adayı olduğunu ifade ediyorlar. Bu ne derece doğru? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak tabii ki AK Parti'nin de yamanı atmamak lazım. Zonguldak'ta bir AK Parti gerçeği var. Ama bir de bir CHP, Cumhuriyet Halk Partisi gerçeği var. Yaşanacak olan bu tablonun kıran kırana olacak bu seçimin önümüzdeki yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Büyük bir ihtimalle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Zonguldak'ta aday çıkarmayacağını düşünenlerdenim. Ne olur seçim denecek olursa ben bunu Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural'la da bir söyleşide konuştum. Aynı soruyu sordum. Ne olur Sayın Başkanım dedim, seçim sizce. Dedi bana Mustafa Başkanım, biz dedi bu defa olaya çok ciddi bakıyoruz. Çok çalışacağız. Şu anda ben olayı 50-50 görüyorum. Ancak biz seçimi kazanacak duruma geleceğiz dedi. Tabii ki hiçbir takım sahaya yenilmek için çıkmaz. Selim Alan'ın özellikle Fefkani Köprüsü'nün yıkılması, işte son yaşanan sel ve fırtına felaketten dolayı TOKİ'nin yaptığı sahil yolundaki o inanılmaz kayıp yerle bir olması tabii ki Zonguldak halkı tarafından da nasıl değerlendiriliyor gözlemlerine bakıyoruz, ediyoruz. Bunun sadece Selim Alan'a yüklenmesi bence çok yanlış. Madem devlet bunu TOKİ'ye yaptırdı, TOKİ'nin de çok ciddi bir çalışmalar, Karadeniz'in hırçınlığını da dikkat alarak bunu çok sağlam bir şekilde yapması lazımdı. Özellikle denize yakın iki karış seviyede tahtalarla yol güzergahı yapılmayacağını bilmesi lazımdı diye düşünüyorum. Seçim değerlendirmesine gelince ben seçimi şu anda ortada görüyorum ama önümüzdeki süreç çok önemli diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim.